Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde Sevr Barış Anlaşması'nın imzalandığını fakat TBMM'nin bu anlaşmayı hukuki anlamda geçersiz sayarak bu anlaşmaya karşı bir kurtuluş savaşı başlatacağını söylemiştim. İşte bugünkü dersimizde kurtuluş savaşının cepheler ve anlaşmalar kısmını işleyeceğiz. Toplamda 3 başlık altında göreceğiz bu konuyu. Doğu cephesi, Güney cephesi ve Batı cephesi olmak üzere. Doğu cephesinde Ermenilere ve Gürcülere karşı savaşacağız. Güney cephesinde Fransızlara ve onların yerli işbirlikçileri olan Ermenilere karşı savaşacağız. Batı cephesinde ise Yunanistan'a karşı savaşacağız. Ama her ne kadar Yunanistan'a karşı savaşıyormuşuz gibi gözükse de aslında arkalarındaki emperyalist güçleri olan sömürgeci devletler olan İngiltere ve Fransa'ya karşı savaşacağız. Şimdi ilk olarak Doğu cephesiyle başlayacağım. Şöyle hemen biraz rahat görebilmeniz için yakınlaştıracağım. Doğu cephesini anlayabilmek için biraz e, Ermeni sorununun tarihine inmek lazım arkadaşlar. Hatırlarsanız tarihte Osmanlı Devleti için ilk kez Ermeni sorunu 1877-78-93 harbinden sonra imzalanan Berlin Anlaşması'nda gündeme gelmişti. Berlin Anlaşması'nda Ermenilerin yaşadığı topraklarda ıslahat yapılacaktır diye bir madde vardı. İşte bu madde ile birlikte artık Ermeni meselesi gündeme geliyor. Daha sonra İngiltere ve Rusya Osmanlı'yı zor durumda bırakabilmek, toprakları üzerinde hak iddia edebilmek için 19. yüzyılın sonlarından itibaren sürekli bu Ermeni meselesini kaşımaya başladılar. Osmanlı'ya karşı Ermenileri kışkırtmaya başladılar. Bu kışkırtmalar sonucunda bir de Fransız ihtilali çıkmış. Fransız ihtilalinden çıkan milliyetçilik akımının da etkisiyle Ermeniler Osmanlı Devleti'nden ayrılıp bağımsız devletlerini kurmak için mücadeleye giriştiler. Hatta bunun için 1800'lerin son çeyreğinde İsviçre'de Hınçak Komitesi'ni yine 1800'lerin son yıllarında Tiflis'te de Taşnak Komitesi'ni kurdular. Bu Hınçak ve Taşnak Komiteleri muhtemelen size tanıdık gelecektir. Çünkü zararlı cemiyetleri işlerken Taşnak Hınçak Cemiyeti diye Ermeniler tarafından kurulmuş ve doğuda bağımsız bir Ermenistan devletini hedefleyen bir cemiyetten bahsetmiştik. İşte o cemiyetin temeli 1800'lerde İsviçre'de ve Tiflis'te atılmıştır arkadaşlar. Şimdi bütün bu mevzular devam ederken Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda biz biliyorsunuz Rusya'ya karşı Kafkaslar'da bir cephe açacağız. Cephe komutanımız hatta Enver Paşa olacaktı. Enver Paşa burada büyük hatalara imza atacaktı. Soğuk kış koşullarını, iklim şartlarını dikkate almayacaktı. Sarıkamış'ta birçok askerimiz hatırlarsanız soğuk kış koşullarından kaynaklı donarak ölecekti. İşte bu Kafkas cephesinde biz böyle zorluklar yaşarken Ermeniler de arkadan, Ermeni komitacılar da arkadan Osmanlı birliklerine saldıracaklardı. Bunun üzerine Enver Paşa'nın isteğiyle 1915 yılında bir tehcir kanunu yani zorunlu göç yasasının çıkarılması isteniyor. Ve Ermenilerin savaşın olmadığı Suriye, Lübnan bölgesine göç ettirilmesine karar veriliyor. İşte bu göç esnasında işte bazı tarihçilere göre zorunlu bir soykırım, bir katliam uygulanmıştır. Bazı tarihçilere göre yol koşullarından kaynaklı Ermeniler orada sıkıntı yaşamış olabilirler. Günümüzde hala Türkiye'nin dış politikada uğraştığı işte Ermeni soykırımı meselesi burada daha da şiddetlenmiştir. Ha demek ki Ermeni meselesi 93 harbinden sonra imzalanan Berlin Anlaşması ile başlayacak. ...tehcir yasasıyla daha da şiddetlenecek ve günümüze kadar devam eden bir sorun aslında olacak. Şimdi bu Ermeni meselesi devam ederken malum Birinci Dünya Savaşı'nı bitirecek olan Wilson prensipleri kabul ediliyor. Wilson prensiplerine göre de nerede bir etnik unsur çoğunluktaysa... Orada onların devleti kurulacaktır maddesi var. Ee, Tabi itilaf devletlerinin kendi lehine kullanabileceği bir maddeye dönüştürülüyor bu. Ve itilaf devletleri diyorlar ki işte Doğu Anadolu bölgesinde Ermeniler, Güney Doğu Anadolu bölgesinde Kürtler çoğunlukta O halde buralarda birer Ermenistan ve Kürdistan devletleri kurulmalıdır diye bir sev barış anlaşmasına madde eklettiriyorlardı. İşte Ermeniler bu sev barış anlaşmasındaki maddeyi hayata geçirebilmek için Osmanlı topraklarına saldıracaklar. Ermenilerin özellikle gözlerini diktikleri yer Kars ve Ardahan, bir de bunun arkasından Gürcistan'da boş durmayacak. Onlar da ile geçirebilmek için Osmanlı topraklarına saldıracaklar. Peki Doğu'da Ermenistan ve Gürcistan, Osmanlı topraklarını ya da artık Türkiye diyelim Türkiye topraklarına saldırdıklarında burada düzenli bir ordumuz var mı? Evet var. Peki bunu TBMM mi kurdu? Hayır. Bu Osmanlı zamanında kurulmuş 15. kol orduydu. Komutanı da Kazım Karabekir'di. Şimdi normalde Mondros mütarekesine göre Osmanlı ordusu terhis edilecek. Ellerindeki silahlar itilaf devletlerinin elindeki depolara konulacaktı. Fakat Kazım Karabekir kendi inisiyatifiyle ordusunu terhis etmemiş. Hatta Amasya Genelgesi'nden sonra gelip Mustafa Kemal'e bağlılığını bildirmişti. İşte bu bu sebeple de bu doğu cephesinde Ermeni ve Gürcüler Türk topraklarına saldırdıklarında biz Kazım Karabekir'in terhis ettirmediği bu ordusunu kullanacağız Ermeni ve Gürcülere karşı ki Kazım Karabekir burada Ermenistan Gürcistan ee, askeri faaliyetlerine başladıklarında TBMM'ye bir haber göndererek diyor ki hani burada e, ben savaşırım sizin bir daha aklınız burada kalmasın zaten Batı cephesinde Yunanistan'a karşı savaşıyorsunuz ben burada Ermenistan ve Gürcistan'da savaşırım diyecek TBMM tarafından da onay çıkacak ve Kazım Karabekir 15. Kolordu komutanı e, Ermenistan e, ve Gürcistan'da burada savaşa başlayacak ve Ermenistan bu güçlü Kazım Karabekir'in birlikleri karşısında tutunamayacağını anlayınca ateşkes çağrısında bulunacak. Daha sonrasında da Ermenistan ve TBMM arasında gümrü anlaşması imzalanacak. Peki nedir bu gümrü anlaşmasının maddeleri diye baktığımızda Kars, Sarıkamış, Iğdır, Kağızman Türkiye'ye verilecek. Yani doğu sınırımız Aras nehrinden Çıldır Gölü'ne kadar belirlenmiş olacak. İkinci ve en önemli madde lütfen bunu özellikle aklımızda tutmaya özen gösterelim. Ermenistan Sevr'deki haklarından vazgeçecek. Peki neydi Ermenistan'ın Sevr'deki hakkı? Doğu'da bağımsız bir Ermenistan devleti kurma hakları vardı. Ama Ermeniler Sevr anlaşmasının geçersiz olduğunu ve Türkiye'ye karşı hiçbir düşünce ve eylemde bulunmayacaklarına dair Gümrü anlaşmasında bir garanti veriyorlar. Böylelikle 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir yani Türk birlikleri askeri bir başarı kazanmış oldular ve bu askeri başarı da diplomatik siyasi bir başarıyla taşlandırmış olacaklar. Şimdi bu gümrü anlaşmasının önemi nedir diye baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin imzaladığı uluslararası alanda imzaladığı ilk anlaşmadır. Eee Sevr Anlaşması'nın geçersizliği biraz önce de söyledim. Ermenilerce bu anlaşmayla kabul edilmiştir ve TBMM'yi uluslararası alanda tanıyan kabul eden e, resmi anlamda ilk devlet Ermeniler olmuştur ve bir anlaşmada yine uluslararası bir anlaşmada ilk kez Türkiye adı bir devlet ismi olarak kullanılmıştır. Bu arada biz Ermenilerle savaştık, Gürcülerle ne oldu diye baktığımızda e, tam bu Gürcülerle mücadeleye başladığımız sırada arkadaşlar işin içine e, Sovyet Rusya girecek ve Gürcülerle imzaladığımız Gürcü anlaşması ile Batum'u Gürcistan'a bırakacağız. Daha sonra Sovyet Rusya ile 1. İnönü Savaşı'ndan sonra imzaladığımız anlaşmayla da hem Ermenilerle imzaladığımız Gümrü Anlaşması'nı onaylattırmış olacağız Sovyet Rusya'ya hem de Batum'un artık Gürcistan'da olduğunu da kabul edeceğiz. Bu arada Batum'un Gürcü e, anlaşmasıyla bırakılması, Gürcistan'a bırakılması misakı milliden ilk tavizdir. Bunu da söyleyelim. Peki böylelikle Doğu cephesini bitirmiş olduk. Bu arada Doğu cephesinin tamamen kapanmasını sağlayacak olan anlaşma Kars anlaşmasıdır. Kars anlaşması da Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki zaferimizden sonra imzalanacak bir anlaşmadır. O Sakarya Meydan Muharebesi geldikten sonra tekrar üzerinde duracağım bir anlaşma olacak. O yüzden şimdilik böyle sadece ismini vererek geçiyorum. Şimdi bir sonraki cephemize güney cephemize geçtik arkadaşlar. Güney cephesinde işgal edilecek olan topraklar Hatay, Antep, Maraş, Adana ve Urfa. Şimdi biraz tarihine inmek gerekirse eğer Birinci Dünya Savaşı başladığında ve hatta Birinci Dünya Savaşı öncesinde İhtilaf devletleri aralarında gizli paylaşım anlaşmaları imzalamışlardı. Aslında bu gizli paylaşım anlaşmalarında Urfa, Antep ve Maraş İngilizlere bırakılmıştı. Ama daha sonra İngiltere, Fransa ile yine yaptığı bir gizli anlaşmayla Musul'u almak karşılığında Urfa, Antep, Maraş'ı Fransa'ya bırakıyor. Ve bu anlaşmalar gereği Fransa e, Sevr Barış Anlaşması'ndan sonra kendisine verilen bu Urfa Antep Maraş Adana'yı e, işgal edebilmek için askeri birliklerini bölgeye gönderiyor. Şimdi bunlar bölgeye geldiklerinde ilk etapta düzenli bir birliğimiz yok. Yani buradan e, Kuvay Milliye birlikleri savaşacak. Fakat e, TBMM buradaki Kuvay Milliye birliklerinin daha koordineli bir şekilde hareket edebilmesi için bu Kuvay Milliye birliklerinin başına, bazı komutanlar gönderecek. Temsil heyetinin göndermiş olduğu bu komutanlar, atamalarını yaptığı olmuş olduğu bu komutanlar, Kılıç Ali, Ali Yörük Salim Bey, mesela bunlar Maraş'a gönderilmiştir. Yüzbaşı Ali Saif Bey Urfa'ya, Topçuk Kemal Bey, Piyade Yüzbaşı Osman Bey ile Yüzbaşı Ratip Bey Adana'ya, e, Teğmen Sayit Bey Antep'te görevlendirilecek. Bunlar e, buradaki halkı örgütleyerek e, Kuvayi Milliye çatısı altında e, Fransızlara ve onların yerli işbirlikçileri olan Ermenilere karşı mücadele verecekler. Bu arada tabii ki ismini unutmamamız gereken bir e, kişi var. Bu Maraş'ta e, Kuvayi Milliye'yi aslında e, ruhunu yaratan kişidir diyebiliriz. Milis güç ruhunu yaratan kişidir. Sütçü İmam. Hatta Sütçüman buradaki kahramanlıklarıyla bayağı bir ünlenmiş. Ondan sonraki dönemde e onun adını taşıyan Maraş'ta bir üniversite açılmıştır arkadaşlar. Peki burada Kuvayi Milliye Birlikleri savaşacak ama bu cephenin tamamen kapanmasını sağlayacak olan gelişme aslında yine Batı cephesindeki Sakarya Meydan Muharebesidir. Sakarya Meydan Muharebesinde sağlanmış olan başarılar sonrasında burada bir Ankara Anlaşması dediğimiz bir anlaşma imzalanacak ve Ankara Anlaşması ile Hatay hariç günümüzdeki Türkiye Suriye sınırı çizilecek. Hocam Hatay niye hariç? Çünkü arkadaşlar Hatay biliyorsunuz ki 1930 1939'dan sonra yani Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye topraklarına dahil edilecek. O yüzden de Ankara Anlaşması'na göre Hatay hariç günümüz Türkiye-Suriye sınırı çiziliyor. Ve Fransa Anadolu'da işgal ettiği topraklardan çekilerek Kuvay Milliye'yi kabul ediyor. Yine küçük bir bilgi daha bu e, Güney Cephesi'nde işgal edilen topraklarımıza daha sonrasında onları onurlandırmak için bazı ünvanlar verilmiştir. Mesela Antepe, Gazi, e, Maraş'a Kahraman, Urfa'ya da şanlı ünvanları e, buradaki başarılarından, direnişlerinden dolayı verilecek. Peki Güney Cephesi'nde anlattıktan sonra geldik asıl mevzuların döndüğü Batı Cephesi'ne. Batı Cephesi Kurtuluş Savaşı'nın asıl şekillendiği e, cephedir. Bizim bu batı cephesiyle ilgili bir ifademiz var. Kadife eldiven içinde demir yumrukla savaştık diye bir ifade kullanırız. Ee... Ne demek bu? Şimdi Yunanistan kadife eldiven. Niye? Çünkü küçük bir devlet, yeni kurulmuş bir devlet, çok güçlü bir ordusu yok. Ve Türk birlikleri hani bir hadi bilemedin ikinci savaşta aslında Yunanistan tamamen yenilgiye uğratıp Anadolu'dan atabilir. Ama gel gör ki Yunanistan'ın arkasında çok güçlü sömürgeci devletler, başta İngiltere olmak üzere emperyalist devletler var. O yüzden de kadife eldiven Yunanistan'dır ama o Yunanistan'ın arkasındaki İngiltere, Fransa gibi emperyalist devletler demir yumruktur. O yüzden de biz bu batı cephesinde kadife eldiven içinde demir yumrukla savaşacağız. Peki e, burada Yunanistan'la savaşırken e, ilk etapta biliyorsunuz bizim düzenli bir ordumuz yok. E, Kuvayi Milliye birlikleri savaşacak arkadaşlar. E, batı cephesinde savaşlar ilk biliyorsunuz Yunanların İzmir işgaliyle başlamıştı daha sonrasında bir batı hattı oluşturulmuştu. Hatta bu batı hattının batı cephesinin, direniş cephesinin oluşturulması ayvalık'ta mümkün hale gelmişti. İlk silahlı mücadele burada başlamıştı. Ee, daha sonra Balıkesir'de, Alaşehir'de, Bergama'da, Soma'da, Akisar'da, Salihli'de, Nazilli'de, Aydın'da bölgesel kongreler toplanmış ve toplanan bu kongrelerde Yunan birliklerine karşı ne gibi önlemler alınabileceği, nasıl mücadele edileceğine dair görüşmeler yapılmıştı. Sonrasında Sivas Kongresi'nde bütün Kuvayi Milliye Birlikleri tek bir çatı altında birleştirilerek başına Ali Fuat Paşa getirildiğinde bu birlikler Batı cephesine kaydırılmış ve Yunan birliklerine karşı Yunan ordusuna karşı savaşması sağlanmıştı. Ama bu Kuvayi Milliye Birlikleri arkadaşlar Yunan birlikleri karşısında çok tutunamayacaklar. Şimdi San Remo konferansında işte Osmanlı'nın imzalayacağı barış anlaşmasının koşulları netleşince hatırlarsanız Tevfik Paşa'yı çağırmışlardı anlaşmayı imzalaması için. Fakat Tevfik Paşa gidip de bu anlaşmanın koşullarını görünce e, bu anlaşmayı imzalamam deyip reddedip geri dönmüştü. Bunun üzerine İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin bu anlaşmayı imzalama sürecini hızlandırmak için Yunanistan'ı Trakya, Bursa, Uşak hattı boyunca işgal alanını genişletmesi için ilerlettirmişlerdi. İşte Yunan İstanbul Bursa Uşak hattı boyunca ilerlerken bizim kuvay milliye birlikleri Yunanistan'a karşı savaşıyor. Ama Gediz muharebelerinde Yunan birliklerine karşı bizim kuvay milliye birlikleri başarısız oluyor. Neden? Çünkü bizim kuvay milliye birlikleri dağınık birlikler halinde hareket ediyorlar. Normalde aslında biz bunları Sivas Kongresi'nde tek bir çatı altında toplayıp başına Ali Fuat Paşa'yı getirdik ama Kuvay Milliye'nin liderleri Çerkez Etem gibi Demirci Mehmet Efe gibi bunlar biraz başlarına buyruk davranacaklar. Ali Fuat Paşa'ya itaat etmeyecekler ve bunların disiplinsiz davranışları yüzünden de Gediz Muharebeleri'nde Yunan orduları karşısında başarısız olacağız. Tabi bunun üzerine Mustafa Kemal TBMM'de yapmış olduğu bir konuşmadan artık Kuvay Milliye'nin tasfiye edilmesi yerine düzenli ordunun kurulması konusunda ikna edici bir konuşma yapıyor. Yapıyor. ve TBMM'de bunun üzerine Milliye'nin tasfiye edilmesini ve düzenli ordunun kurulmasını kabul ediyor. Burada tabii şunu da belirteyim yani o Milliye'nin tasfiye edilmesinin tek sebebi tabii ki Gediz muharebelerindeki yenilgileri değildir. Bunun dışında başka sebepleri de var. Ne yapıyorlar mesela işler yani işgal güçlerini durduramamak dışında eğitim, disiplin, itaat ve düzen konusunda çok eksikler. Ee, onun haricinde ihtiyaçlarını halktan zorla temin ediyorlar ve bu da gönülsüz vatandaşları, işte onlardan zorla silah aldıkları, para aldıkları için gönülsüz vatandaşları Kuvayi Milliye'ye karşı bir e, tepkiselliğe yönlendiriyor. Ee, kendi yargı sistemini kurmuş bunlar. Mesela suç işleyen ceza e, kişileri getirip TBMM'nin istiklal mahkemelerine teslim etmeleri gerekirken kendileri cezalandırıyorlar. Ayaklanmaları yine kendi yöntemleriyle bastırıyorlar. TBMM yasaları aykırı davranıyorlar ve yapıları gereği sadece başlarında bulunan liderlerine itaat ediyorlar. Yani bir iş birliği ve güç birliği sağlanmak konusunda sıkıntı yaratıyorlar. E bütün bu sebeplerden dolayı Kuvayi Milliye tasfiye edilerek yerine düzenli ordu kurulacak. Bu arada düzenli ordunun kurulması da aşama aşama gerçekleştirilecek. Mesela biz ilk etapta kuvay Kuvayi Milliye giderlerini Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanması ve halkın yardımlarının işte mülki idareler, idarelerce kayıt altında alınmasını kararlaştıracağız. Bir sonraki aşamada subay yetiştirme merkezleri açılarak düzenli düzenli orduya kalifiye asker yetiştireceğiz. Bir sonraki aşamada da e, batı cephesini ikiye ayıracağız. Kuzeyindeki kısma, kuzey batı cephesinin komutanlığına Albay İsmet Paşa'yı, güneyindeki cepheye ise, güney e, batı cephesine ise Refet Bele'yi komutan olarak göndereceğiz. Böylelikle düzenli ordu daha artık e, şekillenmiş, ortaya çıkmış olacak. Tabi biz bunlarla uğraşırken Yunan birlikleri boş durmuyor arkadaşlar ve Yunan birlikleri ee, sevrin Maddelerini Türkiye tarafına kabul ettirebilmek için bir, eski şehire kadar ilerleyerek demir yollarını kontrol altına alabilmek için 2. TBMM'yi yok edip e, Türk Kurtuluş Mücadelesini sonlandırmak için 3. Ne yapacaklar? Türkiye tarafına saldıracaklar Bu arada bu e, birinci İnönü Muharebesi'nde biz tam Yunan birlikleriyle savaşacağımız sırada Çerkez etemde ayaklanacak düzenli orduya katılmamak için çok da sakat bir zamanda ayaklanıyor arkadaşlar e, Çünkü burada tam bizim ordumuzun zaten asker sayısı Yunanistan'ın neredeyse üçte biri kadar yani gerçekten çok az askerimiz var sadece e, asker sayısı bakımından değil aynı zamanda e, silah mühimmat konusunda da çok ciddi sıkıntılarımız var e, bu, bunun üstüne bir de Çerkez etem ayaklanınca e, az olan asker sayımızı da ikiye böleceğiz e, bir kısmını Yunan birlikleri üzerine göndereceğiz bir kısmını Çerkez etemin isyanını bastırmaya göndereceğiz ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen düzenli ordu ilk savaşında birinci İnönü muharebesinde Yunan birliklerini yenilgiye uğratmayı başaracak. Şimdi bu birinci İnönü Muharebesi'nin çok da önemli sonuçları olacak. Bu sonuçları iç ve dış sonuçlar diye arkadaşlar başlıklandıracağız. Öncelikle bir iç sonuçlarıyla başlayacak olursam düzenli orduya ve TBMM'ye olan güven artacak. Çünkü o kadar az askerle, o kadar az mühimmatla, o kadar büyük sıkıntılar içerisinde gayet donanımda olan Yunan birlikleri yenilgiye uğratıldı. Bu da doğal olarak düzenli orduya ve TBMM'ye olan güveni arttıracak. Ve Kuvay Milli tartışmaları sona erecek. Yani o zamana kadar ya işte Kuvayi Milliye devam etse mi gibi bir anlayış vardı. Ama şimdi artık düzenli orduyla yola devam etmenin daha akıllıca olduğu anlaşılacak. Bu arada Çerkez etem isyanı bastırıldığı için yine bir düzen ve otorite sağlanmış olacak. E, halkın milli mücadeleye olan katılımı artacak. Yani bu zamana kadar hani böyle kafasında soru işareti olan gençler vardı. E, bu gençler de gelip düzenli orduya katılmaya başlayacaklar. Ve teşkilatı esasiye adıyla... Türkiye devletinin ilk anayasası ilan edilecek. Bu anayasanın bir diğer adı da 1921 anayasasıdır. Ben bu e, anayasanın maddelerini bir sonraki video dersimizde çok daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Ama sadece şimdilik teşkilatı Esasiyeni yani 1921 anayasasının kabul edildiğini bilelim. Bizim için yeterli. Bir diğer iç sonucumuz da İstiklal Marşı kabul edilecek. Bu da artık milli bir devlet olma yolunda önemli bir adım attığımızın göstergesi. Peki dış sonuçlarımız nelerdir diye baktığımızda. Şimdi biz burada büyük bir başarı sağladık. Hem de büyük yokluklar içerisinde bu başarıyı sağladık. Bu tabi itilaf devletleri arasında müthiş bir görüş ayrılığı yaratıyor ve İtalya'nın baskısıyla Londra'da bir konferansın toplanmasına ve bu konferansa da Türkiye'nin de davet edilmesine karar veriliyor. Yani dış sonuçlarımızdan ilki Londra konferansına davet edilmemiz olacak. İkinci önemli sonucumuz Sovyet Rusya ile Moskova anlaşması imzalanacak. Üçüncü önemli dış sonucumuz ise Afganistan'la bir dostluk anlaşmasının imzalanmasıdır. Şimdi arkadaşlar bu bugünkü video dersimizi bölünsün istemediğim için Batı cephesinin iç ve dış sonuçlarının ayrıntılarına girmeyeceğim. Bir sonraki video dersimizde biraz önce de söylediğim gibi hem işte Teşkilat-ı Esasiye'nin içeriğinden hem Londra Konferansı'ndan hem de Moskova Anlaşması'ndan oldukça ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Bu arada şunu da bir söylemekte fayda var. Batı cephesinde biz toplamda 5 savaş yapacağız. 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Bu savaşlardan dördünü kazanırsanız Sadece bir tanesini kaybedeceğiz. O da Kütahya Eskişehir Savaşı'dır. Ki zaten o savaştan sonra Mustafa Kemal başkomutanlığa getirildiği için Kurtuluş Savaşı'nın kaderi de değişecek. Ama bunları bir sonraki dediğim gibi dersimizde anlatacağım. Şimdilik sadece 1. İnönü'nün nedenlerini öğrendik. 1. İnönü Savaşı'nın nedenlerini öğrendik. 1. İnönü Savaşı'nın iç ve dış sonuçlarını sadece başlıklar halinde öğrendik. Bir sonraki dersimizde bunları daha ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. Burada dersimizi kesiyorum. Bir sonraki video video dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi